Alanya'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle akrabası Mehmet Kaplan'ı tabancayla öldürdüğü suçlamasıyla 18 yıl 4 ay hapse mahkum edilen 56 yaşındaki Hıdır Çetin, cezaevinde kalp krizi geçirerek öldü. Alanya'da Uğrak Mahallesi'nde 2013 yılında arazi anlaşmazlığı nedeniyle akrabası 58 yaşındaki Mehmet Kaplan'ı ruhsatsız tabancayla vurarak ölümüne neden olan Hıdır Çetin, sabaha karşı tutuklu kaldığı Alanya L tipi cezaevinde öldü. Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden tutuklu Çetin'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Alanya'da Uğrak Mahallesi'nde 2013 yılı Nisan ayında arazi anlaşmazlığı yüzünden aralarında çıkan tartışma sonucu, akrabası 58 yaşındaki Mehmet Kaplan'ı ruhsatsız tabancayla 3 ayrı yerinden vurarak ölümüne neden olan 56 yaşındaki Hıdır Çetin, 2014 yılında 18 yıl 4 ay hapis cezası aldı. Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında sanık Hıdır Çetin, hakkındaki suçlamayı kabul ederek, "Eğer maktulden kurtulabilseydim, olay büyümesin diye kaçacaktım," dedi. Alanya Çarşısı'nın sembolü olarak da ifade edilen sevilen simalardan Duran Koca vefat etti. Kocanın cenazesi öğle namazına müteakip Sugözü Mahallesi Koca Hasanlı Camii yanında bulunan aile mezarlığına defnedildi. Biz de Alanya Posta Medya olarak merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Alanya'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alınırken bir miktar eroin ele geçirildi. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarda Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri dün akşam saatlerinde Saray Mahallesi Mehmet Ali Efendi Sokak üzerinde durumundan şüphe duydukları 28 yaşındaki Muhammed H.K.'ye üst araması yaptı. Yapılan üst aramasında iki parça halinde 60 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan Muhammed H.K.'nin uyuşturucuyu 28 yaşındaki Hazar T.A.'dan aldığını söylemesi üzerine ekipler harekete geçti. Polis, teknik ve fiziki takibin ardından uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen Hazar T.A. adresinde gözaltına alınırken, yapılan aramalardaysa 3.82 gram eroin ve 5 adet kırmızı reçeteyle satılan hap ele geçirildi. Gözaltına alınan Muhammed H.K.'nin hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest kalırken, Hazar T.A. ise emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. Alanya'da yerleşik olarak yaşayan 72 yaşındaki Norveçli erkek turist evinde ölü bulundu. Olay, dün sabah saatlerinde Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Yerleşik olarak yaşayan 72 yaşındaki Norveçli Arild Langemir, evinden bir süre çıkmayınca komşuları durumundan şüphelendi. Bunun üzerine apartman görevlisi jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine gelerek savcılık tarafından alınan iznin ardından eve giren Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Norveçli turistin cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemelerin ardından Langemir'in cesedi otopsi yapılmak üzere Alanya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.